Eski bir aşkın hatırası. Çok sevdiğim arkadaşım Bedia Samiye. Zavallı arkadaşım. Bu iki ayın içinde 20 sene yaşamış gibiydi. Çünkü omuzlarına hayretle baktım. Beyazlanan saçlarını gözlerim dikkatle dolaştı. Sonra kalbimin sesini artık daha fazla boğamayarak sordum. Size ne oldu Allah aşkına? dedim. İstanbul'a geldiğiniz vakit genç, sıhhatli ve neşeli görünüyorsunuz. İki ay içinde böyle birdenbire Yarım bıraktım cümleyi o tamamladı. Ya, işte böyle birdenbire bittim kardeşim. Yok canım, avala lakin bir cümle uydurmaya çalışıyordum. Birdenbire başını kaldırıyordu. Gözlerinde nihayetsiz bir hüzünle. Onu tanıyor musunuz?" dedi. Kimi? Tahsin Bey. Güzide'yi tanıyorsunuz değil mi? Çok güzel bir kız değil mi? Safet Hanım. Nasıl güzel. Öyle değil mi? Safet Hanım. Hatırladım. Eski bir hikayeydi. İran'dayken bizim evde bu hikayeden bahsedildiğini işitmiştim. Sonra burada bana Güzide'yi tanıtmışlardı. Gözleri şimşek gibi parlayan, saçları mavili, kırmızılı, yeşilli pırıltılar yayan narin, ufak tefek bir tazeydi. Tanıyorum dedim. Benim zavallı dostum fakat bu eski bir hikaye değil mi? Anlamıyor gibi yüzüme baktı. Sonra başını sağladı. Onu bütün hayatımda sevdim. Bir sükut. Yağmur sinsi sinsi yağıyor. Odanın loşluğuna ocaktan renk ve ışık dağılıyor. Yerde ziya parçaları kımıldanıyor, bükülüyor, kayıyor. Tahsin Bey, bana anlatır mısınız? Sesim o kadar içten, o kadar derinden ki kendim bile tanıyamıyorum. O gözlerini açtı, bana mütereddit baktı. Sonra birdenbire bilmem ne düşündü. Anlatacağım size, dedi. Oturduğu koltuğu biraz daha bana ve ateşe yaklaştırdı ve anlattı. Bu eski ve güzel aşkın hikayesini bana baştan nihayete kadar anlattı. Belki biliyorsunuz Güzide benim uzak akrabamdan birinin kızıdır. Onu küçükten beri tanıyordum. Evvel merhametle, şefkatle, sonra alaka ile, daha sonra aşkla ve mecnun bir ihtirasla onu sevdim. Güzide önceleri benimle dosttu. Çok sevişen iki arkadaştık. Onun dersine yardım ederdim, hendese davalarını hallederdim. Kavrayamadığı hükümet düsturlarını ona anlatırdım. Beni bilhassa imtihan aralığı çok severdi. Aşkımı öğrendiği zaman ne düşüneceğini merak ediyordum. Herhalde reddetmeyecekti. Fakat beklemek lazımdı. Ben de bekledim. Senelerce nafile yere o anlasın diye bekledim. O anlamadı. Ben de temiz ve masum arkadaşlarımızın içinde birdenbire bir aşık ve izdivaçla kırdı saçmaya bir türlü cesaret edemedim Safvet Hanım. Ben o kadar cesurlayıva adam o oh, saf çocuğu seni seviyordum, seni istiyorum diyemedim. Babasına müracaat ettim. Supi Bey, dünyanın en aksi adamı. Teklifimi duyunca deliye döndü ve sureti katiyette reddetti. İşte o günden sonra Güzide'yi bir daha görmedim. Safiye Hanım ta bundan iki ay evvela gelinceye kadar. Evvela senelerce babasının gönlünü edebilmek için mecnunane bir ümitle çalıştım. Onun ırkına has sert bir inat vardı. Bütün istirhamlarımın, eminlerimin ve adetlerimin karşısında taş gibi kalıyordu. Bu zamanlarda bilmem Güzide ne düşünüyordu. Ben onun gölgesini perdelerde görebilmek için simsiyah ıslak buz gibi gecelerin içinde dolaşıyordum. Onun odasından kaldırımlara akseden Ziya'ya yüzümü sürmek için bir sokak köpeği gibi çamurlara yatıyordum. Ben bu aşkın şifa bulmaz bir şey olduğunu keşif etmiştim. Sonra nasıl oldu da inandım. Nasıl başkalarının sözüne aldandım da aile teşkil etmeye, yuva yapmaya kalktım. En doğru şey bu ve bir misal zehire. Son yudumuna kadar içmek ve ölmekti. Safet Hanım, bunu yapmadım çok fena oldu. Ailem ve dostlarım bana sefaletlerin birinde iyi bir memuriyet bulmuşlardı. Avunacağımı ümit ediyorlardı. Avrupa'da iki sene hissiz ve adeta idraksiz dolaştım. Sonra bir rüzgar beni Avrupa'nın en güzel şehrinden İran'a attı. Tesadüf bana bir sürpriz hazırlamıştı. Orada en sevdiğim bir arkadaşımı babanızı buldum. Evlenirsem unutacağım kanaatinde idi. Biliyorsunuz beni Avrupa'da Nezihe ile evlendirdiler. Zevcem güzel bir kadındı. Beni de çok severdi. Bir iki sene sonra bir kızımız oldu. Daha sonra bir oğlumuz. Siz İstanbul'a dönmüştünüz. Biz geçip gidiyorduk. İstanbul'da Güzide ile beraber yenilgimi bütün hassasiyetini bırakmıştım. Aşkım beni başkasına ait bir hazin hikaye gibi müteessir ediyordu. Bazen gözlerimi yumup saatlerce Güzide'nin mavili yeşilli gözlerini, kırmızılı sarılı saçları ve canlı ve ahenkli hareketlerini düşünürüm. Bu tahayyüllerden sonra bedi bir manzara seyretmişim leziz bir içki almışım gibi günlerce müteheyyic ve sarhoş kalıyordum. Güzide benim için mukaddes bir hayaldi. Yavaş yavaş onu kendi icat ettiğim bir gaye hayal diye düşünmeye başlamıştım. Tekrar onu görmek, saçlarının hususi rayasını tekrar duymak, narin ellerine temas edebilmek. Bunları rüyada görsem kendi kendime mecnun bir rüya derdim. Fakat bu Mecnun hülyaların hepsi de hakikat oldu. Safiyet Hanım, onun gözleri bana güldü. Parmakları ellerime sarıldı ve saçlarının kokusunu tekrar duydum. Tam 12 seneden sonra bunları olmalı mıydı Safiyet Hanım? Yağmurlu akşamın karanlığı içinde müphem beyaz başı, mavi bir arı parçası birdenbire aydınlattı. Arkadaşım ellerini alnına götürdü, bir lahza sustu. Lambayı yakayım mı Tahsin Bey? Hayır hayır kardeşim rica ederim. Ne diyordum? Tam 12 sene sonra kaderin rüzgarı bana este ve beni buraya kadar getirip bıraktı. İstanbul'a girer girmez havada Güzide'nin nefesini, Güzide'nin rayasını duydum. Sonra da onu tesadüf ettim akrabamdan birinin evinde. Birdenbire karşıma çıktı ev sahibesi. Tanı bakalım Güzide bil bakalım diye ellerini çırpıyordu. O kaşlarını bükerek morlaşan güzel gözlerini kısarak bakıyor fakat tanıyamıyordu. Düşününüz ne ilim. Safet Hanım. Güzide beni tanımıyordu. Ev sahibi fazla seyredemedi. Tahsin Bey dedi. Beynim uğulduyordu. Tam bir inkisarla harap olmuştum. İsmimi hatırlayamayacak güzel dudaklarını bükerek affedersiniz tanıyamadım. Diyecek zannediyordum. Fakat öyle olmadı. Umulmaz bir tealükle bana atıldı. Narin parmakları ellerime sarıldı. Siz ha Tahsin Bey siz ha? Saçları yüzme Parmaklarımız bir zaman kilitli kaldı. Yine 12 sene evvelki kadar masum ve çocuk. Yine o kadar temiz ve samimi bana birçok şeylerden bahsetti. Hatta zevcemden ve zevcinden bahsetti. O kadar tabiydi ki acaba hiçbir şey bilmiyor muydu diye düşündüm. Belki de Tahsin Bey, belki de bilmiyordur. Mümkün mü Safet Hanım? İstanbul'un yarısı bu hikayeyi biliyor. Mümkün mü o bilmesin? Fakat ihtimal unutmuştu. Ne bileyim, unutmuştur belki. Saffet Hanım, siz kadınlar hep böyle misiniz? En masumunuz, en nezih ve müşfik olanınız bile böyle. İnsanları harap etmek için mi yaratılmıştır? Zavallı dostum, zannederim ki hıçkırdı. Artık o da büsbütün siyah. Yüzünü göremiyorum. Rüzgar kafesleri sarsıyor. Onu acıyorum. Yürekten acıyorum. Fakat zavallı güzellerin de ne günahı var. Sevdiğiniz kadını böyle zalimce mahkum etmekten ne zevk alıyorsunuz Tahsin Bey. Düşününüz o bir çocuk da bir günah değil mi? Neden yine karşıma çıktı Safet Hanım? Ben ondan kaçmıştım. Dünyanın öbür ucuna kadar gitmiştim. Benim kadınım, çocuklarım, yuvam vardı. O Artık benim için muayyel olarak sevilmiş bir güzel çehre gibiydi. Neden gözlerin alevini tekrar kalbime akıttı? Niçin? O kadar çılgınca sevdiğim tatlı sesiyle bana hitap etti. İşte bakınız nasıl harap oldum, nasıl bittim Safiyet Hanım. Artık ümitsiz şifasız surette bittim. Kapı birdenbire açıldı. Kızım hayretle eşikte durdu. Aa, ne karanlık. Elektriği açtı. Sonra bana koştu. Kıvırcık başını alnıma bitiştirerek sordu. Ne oldu Tahsin Bey dayıma? Anne. Hiç kızım dedim. Eski bir hikaye anlattı da. Tahsin Bey başını avuçlarından çekmeden tavsiye etti. Eski hikaye. Doğru değil kızım dedi. Ezelden gelip evede gittiği halde yine hiç eskimeyen bir masal. 13 Aralık 1923 Dumanlar Koy zümrütleşmişti. Mehtap o gece yeşil akıyordu. Sandalda altı kişiydiler bu ilahi gecenin karşısına susuyorlardı. Nadir güzideye eğildi. Yavaşça gizli bir şey söylüyor gibi sordu. Üşümüyorsunuz ya. Öteki fısıldadı. Hayır. Bunlar uzun zaman birbirini kaybetmiş iki akraba çocuğuydu. Erkek bin bir emel peşinde koşmuş, hayatla mücadele etmiş ve kazanmıştı. Kız dünyanın en anlaşılamaz kadınlarından biriydi. Ciddi miydi yoksa şuh mu? Kimse tayin edemezdi. Acaba hiç sevmiş miydi, sevmeye kabiliyeti var mıydı? Bunu da kimse bilmiyordu. Gündelik hayatına daima vakur ve müpemdi. Sandal kaydı, büküldü, dereye girdi. Sahilde bir keman eski bir hasret şarkısının nakaratını inliyordu. Durgun denize sanki binlerce peri bu hazin mısrayı tekrar etti. Güzide ince omuzlarını avuçlarıyla sıktı. Siz üşüyorsunuz. Hayır, Nadir Bey. Fakat hep ötekiler Nadir'in fikrine iştirak ettiler. Genç ihtiyar kadın ve erkek sesleri hep birden duyuldu. Üşüyorsun ya. Sahi üşüyeceksiniz benim paltomu. Bu pardüsü daha ince. Atkımı alır mısın güzide? Yapmayın rica ederim. Of ben üşümüyorum ki. Ben hepinizden başka mıyım? Neden üşeyim? Mama Alfi paltolardan birine sarıldı Tabii Nadir'in paltosuna madem ki en yakın o idi. Kocaman siyah palto ince omuzları sardı. Güzide daha sakit ve gözleri yarı kapalı havaya bakıyordu. Karşısından bir küçük kutu uzattılar. Yanında birisi bir kibrit çaktı. Durgun havanın içinde mavi dumanlar halkalandı. Nadir şimdi büsbütün güzideye yakındı. Derin derin nefes alıyordu. Genç kız birdenbire bütün vücuduna gizli bir aşe duydu. Yüzünü ona çevirdi. Siz de sigara içseniz de Nadir Bey. İçiyorum efendim. Şimdi içiniz. Şimdi içiyorum Güzide Hanım. Manidar bir sükut. Küçük solgun yüz denize eğildi. ahsa sonra tekrar kalktı ve halkalanan dumanlar yine onun dudaklarından Nadir'in dudaklarına gitti. Bu müstesna bir aşk gecesi oldu. Nadir'de bir içki gibi ruha dolan yeşil gecenin içinde mavi halkalar dudaktan dudağa ne hisler ne itiraflar ne gizli heyecanlar taşıdılar. Ertesi sabah Güzide uyandığı vakit başının içinde pek inci bir duvan tabakası vardı. Bu sade, masum, kelimesiz aşkın yegane hatırası birkaç halka mavi dumandan ibaret kaldı. Ocak 1924